temizliğinizi, takıntı önlerinizi aynı şeyi hale getirmiş. Daha böyle Avrupa bilgi standartlarına uymuş. Ama özünden koparmamış. Burada şimdi biraz daha çağdaş arkadaşımız gidecek, sütleri toplayacak değil mi? Evet. Acele etti bana, telefonda da diyor. Siz buradayken görevli yapın üstünü açacağım ben. Kireçte iyice suyunu çekiyor böyle. Evet. Çağdaş Bey sizi anlatıyor. Zaten ben buradan sonrasını var mı? Dedim. Ben akşam bir şey yaptım. Bu kravi. Bu kravi. Yapan bir hayvanın nereye çıktığı işi notlaması gerekiyor. Ve Türklerin sinekten sağlık sağlaması hızlı bir şekilde toplanıp gerekir, işlenmesi gerekiyor. Evet. Birinci kural. İkinci, kullandığımız maya şişten maya olması gerekiyor. Herhangi bir katkı maddesi katılmaması gerekiyor. İşte gıda boyasıdır, ne bileyim, koruyuculardır vesaire. Bunları da zaten hiç mantıraya sokmuyoruz, kullanmıyoruz. İçinde kullandığımız tuz, kaya tuzudur. Kazma, kaya tuzu, çok önemli. Maya, şişten maya, evet. Süt, taze, mantarın ve zabıta, sineklerin sütü. Peynircilik yazmışız zaten. Yani. Bu müşahedeyi atlatan peynir, hani kravyer olduğunu diyen peynir, gerisi tuz havuzuna gider. Bu havuz şu kaya tuzunun eritilmiş hali. Kazman kaya tuzu. Bakın havuzdan çıkan yeni peynirler bu şekilde geliyor buraya. Benim gibi zayıf bir şekilde giriyor, şişman bir şekilde çıkıyorlar. Burada nemli suyla sarılıyor, burada nemlendirme için de bir şey yapıyor. Ama raflar paslanmaz, bilmem ne, buradaki bir şey yok. Yıllar çalışan peynir orada oluyor. Bir de bunu topla. Kaç gün kaldın burada bu şekilde? 3000'de bir şey abi. 3000'de bir bu işten geldi. Şu tuzlu bezle silinir bunlar. Ondan sonra bunlar çevrilir. Yendirme değil mi? Çevrilir. Çevrilir. Şu patlamış ya. Üstüne kaya çürüyor. Onun orasında açılma var. Gravyer'den bir de dünyada İsviçre'de var. Gruyera veya emmental peynir dediğim veya emmental türü peynir dediğimiz. Şimdi onlar bundan daha küçük üretiyorlar. Daha az olgunlaştırılıyor. Daha az kesif tatlı ve fabrikasyon üretiyorlar. Dolayısıyla orijinaliyle yani tam otantiğiyle yiyebileceğimiz dünyadaki tek peynir gravyer anlamında bence bu peynirdir. Yani aslında biraz abartmış olacağız ama doğru bence söyleyeyim. Doğrusu budur. Bakın şimdi mesela aynı bıçakla bilinme verdi Çağdaş Bey. Başka bir bıçak aldım. Nefi Bey Mustafa Kemal Atatürk Kars'ta göndermiş. Demiş Kars'ta çok güzel hayvancılık süt var. Sen git onlara kaşkaval üret demiş. Biz gidip Ali Fehmi Bey tarafından kaşkaval öğrenmişiz. Her gün evlerinde içinde oldukları bir konudan fakat bilmedikleri birçok alanıyla ilgili anlatım, bir tanıtım yapmak istedik ve Boğatepe köyünde Gravyer köyünün merkezinde dünyadaki tek üretim köyünde peynirin ne demek olduğunu, hangi evrelerden geçtiğini ve soframıza gelene kadar nasıl bir emeği ürünü olduğunu göstermek istedik. Bu peynir deyince de Kars akla geliyor. Peynirin başkenti Kars ilimiz. Ve isabetli bir tema seçilmiş. Bu programa beni de davet ettiler. Programda peynirin kültürel, ekonomik, teknik yönlerini anlatabilmek. Bu program sırasında peynirin farklı yönlerini de geziye katılan katılımcılara aktarabilmek için bendeniz de bu programda bulundum.